أنا مؤمن بالحرية الخاصة بالإعلام والصحافة، مؤمن بإيه؟ بحرية الإعلام والصحافة، لكن عندي وتقف. يعني إيه؟ يعني لا حرية للإعلام فيما يخص رئيس الجمهورية. نستمع إليه. Bakın bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. Bu ülke bir hukuk devletidir. Soruyorum. Gazeteci dedikleriniz sınırsız özgürlüğe sahip midir? Onların özgürlüğünün de bir sınırı yok mu? Where's the limit? Benim sınırımın başladığı yer. تنتهي تلك الحدود، تنتهي تلك الحدود حيث تبدأ حدودي. والله والله ما ببالغ، هذا الكلام كلام فيه استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وكأنه إله. ده بداية التأله، هذا الرجل دخل في طور التأله. بيقول اهو تاني، تنتهي تلك الحدود، حدود حرية الصحفيين، حيث تبدأ حدودي. حيث ايه؟ تبدأ حدودي. ده كلام خطير جدا. كمال كليشدار اوغلو بيتكلم على عكس الكلام، بيرد عليه بيقول له طيب تعالوا شوف الصحفيين، لا حرية للصحفيين في عهد أردوغان. شوف. Zor bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Güzel ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Siyasette kavga olsun istemiyoruz. Ama siyasette soru sorulabilsin. Vatandaşın hakkı hukuku aranabilsin. Bir yerde hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa milletin vekili çıkıp bunu dile getirebilsin. Peki huzuru nasıl bulacağız? Eğer bir ülkede özgür gazeteciler varsa, yani kalemini satmayan gazeteciler varsa, vatandaşın derdini özgürce dile getirebiliyorsa, o memlekette huzurun yolu açılıyor. Ama bir haber geliyor. İki gazeteci arkadaşımız sabahın köründe gözaltına alınıyor. İsmail Dükel Tele1'in Ankara temsilcisi, Müyesser Yıldız'da Oda TV'nin Ankara haber müdürü. Niye alınıyorlar? Hangi gerekçeyle alınıyorlar? Emin olun duyduğumda üzüldüm. Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Ya huzur olmayacak mı bu memlekette? Yani gazetecinin de huzur hakkı yok mu ya? Su vermiyorlar, su. Müyesser Hanım'a su vermiyorlar. Şimdi ne yaptı bu gazeteciler? Allah aşkına ben bütün vatandaşlarıma soruyorum. Ne yaptı bu gazeteciler? Haber peşinde koşuyorlar. Suçluyorlar bunu.